izleyenler. TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bugün rahim ve rahim ağzı kanserlerini konuşacağız. Rahim ve rahim ağzı kanserleri erken teşhiste %100 başarılı tedavinin olduğu kanserler arasında geliyor ve aynı zamanda son yıllarda rahim ve rahim ağzı kanserlerine yönelik bilinçlendirme kampanyalarıyla kaybedilme oranı en düşük kanserler arasında geliyor. Değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Gürkan Arıkan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Kendisiyle rahim ve rahim ağzı kanserlerini A'dan Z'ye konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar Osman Hanım, hoş bulduk. Açılış anonsunda da söyledik, erken teşhisle %100 tedavi, başarılı tedaviler yapılıyor rahim ve rahim ağzı kanserlerinde. Ayrıca gerçekten son yıllarda özellikle rahim ağzı kanserinde simir testi taramalar, rutin taramalar çok daha yaygınlaştı. Hem kamunun desteğiyle birlikte ve erken teşhisle çok başarılı tedaviler gerçekten yapılıyor değil mi hocam? Aynı evet, fikirde miyiz? Doğru. Keşke herkes sizin gibi böyle bilinçli olsa. Size anlatacak fazla bir şey yok göründüğü kadarıyla. Ben seyircilerimizin ilgisini hemen uyandırmak için şöyle girmek istiyorum. Dünyada her yıl milyonlarca kişiye kanser tanısı konuyor. Mesela sadece Amerika'da hem de genç insanlara, yüz binlerce genç insana tanı konuyor. Amerika'da 140 bin bu sayı. Bunların erken tanınması ve doğru tedavi edilmesi halinde %90'ı iyileşiyor. Kanserden iyileşmek çağımızın, yeni çağımızın çok güzel verilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu hepimizi, genç insanlarımızı da çok ilgilendiren bir konu. Rahim ve rahim ağzı kanserleri kadınlarda en sık kanser diyemeyiz tabii ki. En sık meme kanserleridir. %30 oranda meme kanserleri konudur. Rahim ağzı kanserleri jinekolojik bölgenin en sık görülen kanserleridir. İstatistiklere göre bazı ülkelerde rahim ağzı, bazı ülkelerde rahim kanserleri daha ön plandadır. Ülkemizin istatistikleri şu an itibariyle çok güvenilir ya da çok kapsamlı değil ama bizde de rahim ağzı kanseri veya rahim kanseri değişik kaynaklara göre daha ön planda görülüyor. Bunların içinden rahim ağzını isterseniz seçelim. Bu erken tanı ve tedavi konusunda en çok başarılı olabildiğimiz bir alan. Hem de o genç insanları da ilgilendiriyor. Rahim ağzı kanseriyle başlayalım. Hocam rahim ağzı kanserleri gerçekten... Kamunun da desteğiyle, belediyelerin de desteğiyle artık benim gördüğüm hem halk bilinçleniyor bu konuda, çok fazla yayın yapılıyor hem görsel hem yazılı medyada. Hem de kulaktan kulağa kadınların birbirine hatırlattıkları bir şey, erken teşhis için simir testi yaptır diye. Son yıllarda biz rahim ağzı kanserinde ölüm oranlarına çok daha az duyar olduk. Evet. Gözlemim bu hocam, siz ne dersiniz? Evet. Şimdi çarpıcı bilgilerle başlayalım yine. Avrupa'da her sene 15 bin kadın bu yüzden kaybedilmekte. Bu günde 40'tan fazlaya tekabül etmekte. Aslında çok korkunç bir sayı. Türkiye'de bu oranları daha düşük görüyoruz. 100 binde 8 kanser görülme sıklığı, 100 binde 3 civarında da kanserden, rahim ağzı kanserinden ölüm ya da kayıp sıklığı. Burada güzel olan taraf vücudun başka yerlerindeki kanserlere ulaşmak için bunların belirti vermesi gerekir. Rahim ağzı kanserinde ise sadece basit bir jinekolojik muayene esnasında, şu maketten göstermek gerekirse evet, vajinanın gerisinde rahim ağzı bölgesinden alınan simir yoluyla bu kanserden çok önce 5, 10, 15 sene önce meydana gelen değişiklikler tespit edilebilir. Erken tanı dediğimiz konu budur. Erken tanı kanserin erken tanısı değil, kansere giden değişikliklerin erken tanısıdır. Dolayısıyla sadece düzenli muayeneler aracılığıyla buradan dökülen hücrelerin bir sürüntü şeklinde alınıp laboratuvarda incelenmesi yoluyla bu değişiklikler tespit edilebilir. Bunun ötesinde rahim ağzı kanserleri %99.7 oranında HPV, human papilloma virüs dediğimiz bir virüsün hastalığı sonucunda gelişir. Tabii virüs... Çok sık görülen bir şey, bir hastalık. Bu virüsle oluşan bir hastalık. Cinsel yolla bulaşan en sık görülen cinsel hastalık diyebiliriz. Toplumda sıklığı %30-40 düzeyindedir. Tabii her bulaştığında kansere sebep olur diyemeyiz. Çok az bir miktarında rahim ağzında devam eden enfeksiyonlara yol açarak, buradaki hücrelerin DNA'sını bozarak kanser ön evresi değişikliklere yol açabilir virüs. Daha sonra da kansere yol açabilir. Dolayısıyla bu virüsün tanınmasını sağlayan HPV testleri de kanser ön tanısında katkıda bulunmaktadır. Eskiden yıllık simir kontrolleri illa gereklidir diyorduk. Şimdi yine aynı ekolde devam ediyoruz ama HPV tiplemesini sağlayan testinde artık kanser ön tanısında kullanılması söz konusu. Bazı ekollerde illa kullanılması gerekiyor. Simir testi yıllıktan 2 yılda bire düşürülerek HPV tiplemesi yapılarak takip ve kanser ön tanısı tavsiyeleri mevcut.
Hocam, şimdi simir erken teşhis için her yıl yapılırsa diyoruz, evet, ya da iki yılda bir yapılırsa, evet, belli yaş gruplarına göre galiba bunları, evet, da söyleyeyim. Doğru, yani doğru. Sıklığının arttığı durumlar var, azaldığı durumlar var zannedersem, ona da geliriz. Evet. Ama simir yaptırmayan bir kişi rahim ağzı kanseri şüphesi nasıl duymalıdır ki duyduğu zaman acaba ilerlemiş bir rahim ağzı kanseri olabilir mi? Ne dersiniz? Evet, evet. Maalesef kişi kendisi fark ettiğinde çoğunlukla ilerlemiş bir kanser demektir. Kendisi fark rahim ettiğinde. Ağzı kanseri artık bir volüm kazandığında, yani büyüdüğünde kronik akıntılar yapabilir. Onun dışında fazla bir belirti vermez. Veya düzensiz kanamalar, akıntı şeklinde kanamalara da yol açabilir. Veya bu böyle bu söylediğimiz bölgede epeyce bir yer kaplayıp çevre organlara yayıldığında kanama, efendim, bağırsak bölgesinde etki ederek kanlı dışkı, idrar kesesinde etki ederek kanlı idrar gibi veya ağrı gibi semptomlara da yol açabilir. Buraya geldiğimizde erken tanı ve tedavi şansımızı yitirmiş oluyoruz. Ancak durumu idare eden tedavileri sunmak veya yine de etkili tedaviler sunmak, fakat kanseri gidişini çok etkileyememek durumundayız. Dolayısıyla hastanın benim bir şeyim yok, gitmeme gerek yok değil, düzenli olarak gitmesi çok çok önemli burada. Hocam, büyük de bir şans. Mesela mide, pankreas vesaire kanserlerde semptom vermeden incelememiz de çok zor. Belirti vermeden ama burada sadece doktora gitmek yeterli. Gitmek onun yeterli. Onun için bu bilinçlendirmenin çok büyük önemi var. Hocam, tabii ki. Hocam, rahim ağzı kanseri de kimler risk grubundadır en çok? Hangi yaş grubu? Kadınlar risk Şimdi grubunda. Şimdi yaş grubundan ziyade ve hangi belirtiler hangi gözden geçirirsek, hı-hı, dediğimiz gibi HPV enfeksiyonu geçiren kişiler risk altındadır. Hocam, bunun HPV dışında enfeksiyonu geçirdi. Bunun teşhisi, şimdi tekrar o süreçten gelelim. HPV enfeksiyonu olduğu nasıl anlaşılır? Kişide olabileceği anlaşılır ve ondan sonra HPV bir test yapılıyor. HPV tiplemesi dediğimiz bir test var ama bunu acaba siz geçirdiniz mi diye yapmanın bir manası yok. Çünkü, evet, dediğim gibi %40, %30, 40 popülasyonda bunu buluyoruz. Seksüel aktivitesi olan kişilerde çok sık görüyoruz. Yani HPV'yi bulmak bir kanser hastası muamelesine tabi olmak değildir. Demek değildir. Ama bu risk bir risktir. Olabiliyor. Bu HPV enfeksiyonu nasıl bulaşabilir? Tabii ki çok partner, değişen partner ilişkileri, düzenli aile hayatının olmaması gibi faktörler burada rol oynamaktadır. Çünkü cinsel ilişki yolda geçmektir veya korunmadan ilişki derken prezervatifin de çok koruyucu olmadığını söylemek gerekir. Çünkü HPV enfeksiyonu aynı zamanda sihirler yapar ve bu sihirler illa korunan bölgenin üzerinde değil, dışında genital bölgeye yakın alanlarda da olabilir. Oralardan da bulaşma olabilir. HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanseri dışında bölgede penis kanseri, anüs kanseri gibi başka genital bölge kanserlerinin de sorumlusudur. Onun dışında sihirlere sebep olabilirler. Hem genital bölgede hem de genital bölge dışında ağız, farenks bölgesinde, gözde bile sihirlere yol açabilirler. Bunun dışında rahim ağzı kanserleri sigara içenlerde daha sık görülüyor. Klamidya enfeksiyonları geçiren kişilerde, bu da bir cinsel hastalıktır. Cinsel yolla bulaşan kötü beslenen, kötü yaşam koşullarında olan kişilerde, ailede rahim kanseri, rahim ağzı kanseri olanlarda, uzun süreli doğum kontrol ilacı kullananlarda da görülür. Uzun belli süreli doğum kontrol ilacı, evet. Hocam, uzun süre derken ne kadarlık bir süreyi kastediyoruz? Burada 10-15 seneyi almak gerekir, baz almak gerekir. Ama kanser olursunuz bırakın demekten ziyade, yani, hı-hı, bu bir istatistiki bilgi. Hı-hı. Uzun süreli doğum kontrol ilacı kullananlarda da daha sık hocam, görebiliyoruz. Hocam, bir parantez açsam hemen. Bir sürede doğum kontrol ilacı kullanılması yumurtalık kanserinden önleyebilir mi? Öyle bir koruyuculuk doğru, da öyle var, bir şey de var. Galiba. Şimdi her sözü alıp yan yana koyduğumuzda biraz, evet, sıkıntıya gireceğiz. Doğru, yumurtalık kanserlerinde de uzun süreli doğum kontrol ilacı kullanılması koruyucu bir faktördür. Burada ovülasyon, yani yumurta çatlama fonksiyonunun uzun süreli baskılanmasının yumurtalığın bir süre sonra kanser geliştirme olasılığını azalttığını söyleyerek bir mantık geliştirebiliriz. Rahim kanserlerinde de bu bilgi bu. Yani istatistik bilgimiz böyle. Böyle, tamam. Hocam, şimdi simir testiyle, düzenli rutin yapılan, her yıl yapılan simir testiyle erken teşhis ettik. Bu arada ona tekrar gelmek isterim. Hangi yaş, hangi durumdaki kadınlar daha sık simir testi yaptırmalı, hangi durumdaki kadınlarda biraz bunun sıklığı azalabilir? Yani yeni evlenen ya da başka rahatsızlıkları olan, burada nasıl bir ayrımımız, evet, var? Şimdi simir testi aslında teknik olarak evlenmemiş bir kişide bile yapılabilir kızlık zarına zarar vermeden, ki bu Avrupa'da uygulanan bir yöntemdir. Türkiye'de tabii bu hassasiyeti bildiğimiz için bunu teklif edemiyoruz. Pratik olarak cinsel hayat başladığında simir testi yapılmaya başlanmalıdır diyelim. Amerikan ekolüne göre simir 60 yaştan sonra gerekli değildir. Orada işte ne diyelim, 20 ile 60 yaş gibi genel bir şey uygulayabiliriz. Fakat Avrupa ekolünde hayat boyu simir testi uygulaması mevcuttur. Bu ekole göre, ben de Türkiye'de aynı şeyi
tavsiye ediyorum. Düzenli olarak simir testinin yapılması gerekir. Burada simir testiyle erken tanıdan ziyade HPV enfeksiyonlarıyla oluştuğunu bildiğimiz kanserden korunmak için bir aşının olduğunu söylememiz gerekir. Rahim ağzı kanseri aşısı. Şimdi bu kanser aşısı niteliğinde olan ilk ilaçtır. Devrimsel bir özelliği vardır bu sebeple. Aşı HPV virüs partiküllerine benzer partiküller içerir. Bu antijen niteliğindedir ve vücut HPV'ye karşı bu şekilde bağışıklık geliştirir. HPV tipleri, human papilloma virüs dediğimiz bu virüsün 200 kadar alt tipi vardır. 10-15 kadarı rahim ağzında da kanser yapabilecek nitelikte olan yüksek risk grubundaki virüslerdir. Bu virüslerden iki tanesini, en sık kansere sebep olan iki tanesini etkili iki değişik aşımız mevcuttur. Onun dışında sillere karşı etkili olan bir aşılardan bir tanesi sillere karşı da etkilidir. 16-18 tiplerine karşı bağışıklık gelişerek meme rahim ağzı kanserine karşı bağışıklık etkisi yapmış oluyor. Bir de 6 ve 11 numaralı virüslere karşı aşı etki ederek sihirlerin gelişmesine karşı etki etmiş oluyor. Bu sihir olayında %100 neredeyse etkilidir. Diğerinde ise toplam olarak rahim ağzı kanserlerinin %75'ine karşı koruyucu etkisi vardır aşının. Dolayısıyla biz kimlere simir yapalım? Herkese, bütün kadınlara, seksüel aktif hayatta herkese simir yapılmalı, simir muayenesi yapılmalı. Onun ötesinde cinsel hayat başlamadan aşının uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu yani batı ülkelerde genç yaşlarda evet, nedir hocam? Bu normal olarak 10 yaş civarında yapılabilecek bir şey. 10 ile 14 yaş aralığında başlanabilir. Aşının en ideal uygulama zamanı ilk cinsel ilişkiden önce uygulanmasıdır. Muhtemelen inandığımız kadarıyla ömür boyu bir bağışıklık sağlar. Aşı 3 kez uygulanır. 0, 2 ve 6. ay veya 0, 2 ve 4. aylarda aşının tipine göre uygulanarak. 10 yaşında başladı, örnek veriyorum, 10 yaşında bir kız çocuğa evet, aşı yapıldı. Ondan 2 ay sonra ve ilk yapıldıktan 6 ay sonra yapılarak aşılama işlemi tamamlanmış oluyor. Bu şekilde yapılır. Bu vesileyle ömür boyu bir bağışıklık sağlamış olur. Bu vesileyle kanserler, rahim ağzı kanserlerinde %75'e varan oranda koruma ortaya çıkmış oluyor. Şimdi kanser deyince kanser 5, 10, 15 yıl önce başka sinyaller veriyor. Ona halk arasında ve Türk tıp dünyasında cin tabiri kullanılıyor. Cin 1, 2, 3 evrelerinden sonra kansere geliyoruz. Cinin açılımı rahim ağzında bulunan hücreler içerisinde tümörsü değişikliklerdir. Bu sitoplazma, biyoloji derslerini hatırlayacaksanız hücre içerisinde sitoplazma ve çekirdek yapısı var. Bunların yapılarının oranlarının bozulması, çekirdeğinin tipinin bozulması, büyümesi, patolojik üremesi gibi özelliklerdir. Bunlar henüz hücrelerin sayısız, sonsuz üreme kabiliyeti olmayan ve tümörsü görüntüde olan hücrelerdir. Bu hücrelerin gelişimini bu aşılar %100'e varan oranda engellemektedirler. Kanser sıklığı düşük olduğu için kanser oranlarında yüzde şu kadar indirim yapıyoruz diyemiyoruz bu aşı sayesinde henüz günümüzdeki istatistiklerle. Fakat kanser ön evresi lezyonlarında çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapılmasına gerek vardır diyebiliriz. Hocam peki rahim ağzı kanserine yakalanmış birisi teşhis ettiniz. Öncelikle onu soracağım. Teşhis olduktan sonra rahim ağzı kanseri aşı yaptırmanın bir etkisi var mı? Koruyuculuğu ne düzeydedir? Tedaviyi etki eder mi diyelim ya da ve teşhis zaten tedavi yöntemlerine geleceğim. Cerrahi tedavi diğer etki etmez oluştuktan sonra ama rahim ağzı kanserine giden ön evrelerde aşının yapılması halinde vücudun bu evrelere karşı, bu değişikliğe karşı mücadelesine katkıda bulunduğunu düşündüren data vardır. Bu kesin ispat niteliğinde değildir fakat orada da kullanılması tartışılabilir. Yalnız kansere hiçbir etkisi yok. Kanserde artık erken tanı, çok büyümeden düşük evrede tanı ve doğru tedavi konularına girmemiz gerekir. Rahim ağzı kanseri geçmişte ve günümüzde de halen çoğu kez öyle yapılıyor. Epeyce ağır bir müdahaleyle tedavi ediliyordu. Çok erken evrede yakalanıldığı takdirde konizasyon dediğimiz sadece rahim ağzından küçük bir parçanın alınması yoluyla da tedavi edilebilir. Hani doğurgandan istendiği bir durumda. Daha ileri evrelerde rahimin alınması yeterli olur. Efendim evre 1'in ileri aşamalarında veya evre 2'de artık wear time dediğimiz daha ileri evre bir operasyon gerektirir. Bu operasyonda rahim
rahimi kemik dokuya bağlayan askı dediğimiz, o parametrim dediğimiz dokuların alınması ve çevredeki lenf nodüllerinin alınması gibi bir tedavi gereklidir. Bu kısa bir süre diyelim, yani çok eski bir ameliyat tekniği bu. Ağır bir ameliyattır. Kısa bir süre, ne diyelim, 20 senedir aşağı yukarı bunu laparoskopik kapalı cerrahi yöntemiyle yapma çalışmaları vardır. Bunu biz bugün sunabiliyoruz. Bu tür kanserlerde erken evre veya küçük tümörler olduğu durumlarda artık karının tamamen açılması gibi ağır bir ameliyat gerekmiyor. Laparoskopik, yani kapalı cerrahiyle de bu tedaviyi sunabiliyoruz. Bunun da ötesinde evre yine müsaitse rahim ağzının hasta olan dokusunun alındığı bir ameliyat tekniği de mevcuttur. Orada rahimin kalanının, yani çocuk doğurması arzu edilen kesiminin bırakılması, vajinayla tekrar dikilmesi, trahelektomi dediğimiz bir tekniktir. Bu teknikte de açık cerrahi veya laparoskopik, yani kapalı cerrahi kullanılabilir. Bu vesileyle kanser sonrası doğurganlığın korunması bile mümkündür. Özellikle genç yaşta bu kansere ve hala çocuk yapmak isteyen ya da çocuğu olmayan ve yapması muhtemel kişiler için uygulanacak yöntemlerden bir yöntemdir. Doğru. Hocam, laparoskopik cerrahinin avantajlarını biraz daha sıralayalım mı? Tabii, açık cerrahi dediğimiz, hani karının dikine bazen yatay sezeryan gibi kesilerek, yani vücut bütünlüğünün bozarak yaptığımız ameliyat tipine açık cerrahi diyoruz. Bu tabii ağrı sebebi olan, uzun sürede iyileşebilen, hastanın birkaç gün hastanede kaldığı, uzun sürede sosyal hayatına dönemediği bir durumdur. Özellikle radikal kanser cerrahisinde dikine yapılan kesilerde bu çok etkili, hasta yaşam kalitesini çok bozan bir durumdur. Biz bu ameliyatları laparoskopik, yani kapalı cerrahi yöntemiyle göbek deliğinden girerek ve karın alt kadranından da gerekirse 2 veya 3 girişle sadece aletleri tatbik ederek de yapabiliyoruz. Bu vesileyle hastalar vücut bütünlükleri bozulmadan, ameliyat sonrası neredeyse ağrı çekmeden, ertesi gün ayağa kalkabilecek ve birkaç gün sonra sosyal hayatlarına dönebilecek şekilde tedavi olabiliyorlar. Bu tedaviler kanser sonrası, kanser operasyonları sonrası gerekli olan kemoterapi, radyoterapi gibi ek tedavilerinde hasta çabuk iyileştiği için çok çabuk başlanabileceği tedaviler oluyor. Dolayısıyla uzun vadede burada da kansere karşı savaşta laparoskopinin önemi artacaktır diye düşünüyorum. Bugün bildiğimiz ağrının olmadığı, estetiğin korunduğu ve hastanın ağrının neredeyse olmadığı, hastanın estetik yapısının korunduğu ve hastanın yaşam kalitesinin kesinlikle daha üstün olduğu kapalı cerrahi ile bu avantajları elde etmiş oluyoruz. Laparoskopi zaten birçok farklı branşta da uygulanan ameliyat tekniklerinden biri. Evet, bugün modern dünyada artık minimal invaziv, hastaya olabildiğince az zarar vermek. Ama tabii sadece az zarar vererek yarım tedavi değil, aynı açık cerrahideki tekniği, açık cerrahideki efektiviteyi, yani etkinliği sağlayabilmek koşuluyla tabii. Açık cerrahiden yapılan işlem türü olarak aslında hiçbir farkı yok. Yani giriş yolu farklıdır sadece. Onu da buradan tekrar belirtmek, giriş yolu farklıdır. Evet, onu tekrar belirtmiş olalım. Hocam, rahim ağzı kanserini kapatmadan önce rahim kanserlerine geçeceğiz az sonra. Peki bu kanserlerde şimdi hem cerrahi hem kemoterapi, radyoterapi ya da sadece cerrahi ya da sadece kemoterapi, radyoterapi uygulanan hastalarımızı hangi tiplemesine göre ayırıyorsunuz? Hangi durumdaki hastalara bunları uyguluyorsunuz? Rahim ağzı kanserinde erken evrede tabii ki tümörün oradan alınması en iyi yoldur. Yani bu evrenin cerrahi tedavidir. Bu evrenin ilerlediği durumlarda, artık cerrahinin çok etkili olamayacağı durumlarda veya ortada olan evreler de var, evre 1 ile 2 arasında, hastaya biz sadece radyo kemoterapi veya önce radyo kemoterapi yapalım, tümörü küçültelim, ondan sonra ameliyat edelim gibi opsiyonlarda sunuyoruz. Evet. Genelde tümörün, tabii ben eski bir cerrah olarak, tümörün çıkartılmasında daha mutlu oluyorum. Ama gerçeği kabul etmek lazım. Bazı hastalık durumlarında, bazı evrelerde radyo kemoterapi ile aynı başarı da elde edilebiliyor. Bu hastanın her konuda, her tedavi opsiyonu hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Hastanın tercihine bırakıyorsunuz buralarda, evet, sanıyorum. Tabii biz gerekli bilgiyi veriyoruz. Eş değer başarı halinde hastanın tercihine bırakılır tabii ki. Şimdi radyo kemoterapi deyince de altını çizmek lazım. Kemoterapi bir korku uyandıran bir olaydır. Işın tedavisi aynı şekilde korku uyandırır ama günümüzde bu tedavilerde de çok büyük ilerlemeler oldu. Nasıl cerrahide hastanın sağlığını, yaşam kalitesini koruyan tedaviler geliştiği gibi, efendim, kemoterapi ve radyoterapide de çok etkili tedaviler, çok daha hastanın yaşam kalitesini etkilemez destekler, pozitif etkiler tarzda uygulanabiliyor. Radyoterapi tümörün olduğu veya gerekli olan bölgelere, bölgeler seçilerek uygulanabiliyor.
genel halini, hastanın genel halini çok az etkiliyor. Eskisine göre daha az etkiliyor. Az, eskisine göre çok daha az komplikasyonlara sebep oluyor. Kemoterapi de aynı şekilde kemoterapinin sebep olduğu bulantı, kusma vesaire şikayetler çok efektif bir şekilde tedavi edilebiliyor günümüzde. Yine burada ben laparoskopinin, yani hastaya az zarar vererek cerrahi tedavinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Söylediğimiz radyo kemoterapi gibi tedavilerin etkinliği ne kadar çabuk başlanırsa o kadar yüksektir. Dolayısıyla hastanın çabucak tedavi ameliyat olup çabucak ayağa kalkması efektif tedavinin tamamlanması açısından çok önemli. Öncesinde de erken teşhis, rutin ritim bir testiyle kontrol ve riskli durumlardan uzak kalmak gibi. Hocam isterseniz rahim kanserine geçelim. Daha sonra ikisi için de genel bir toparlama yaparız. Hocam şimdi rahim kanserinde gene erken teşhis önemliyiz ama biraz daha farklı belirtileri var galiba, evet, değil mi rahim kanserinin? Evet, çok şükür burada bir belirti var, değil mi? Ama çoğu kez gözden kaçan bir belirti. Onun için altını çizmemiz gerekir. Burada da bir bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Rahim kanseri dediğim gibi en sık görülen jinekolojik kanserlerden biri. Bence en sık görüleni. İstatistikler biraz karışık. Rahim kanseri rahimin efendim üst kısmını kastediyoruz burada. İç astar dokusunu kastediyoruz. Bu kanserin erken devrede tek belirtisi kanama düzensizlikleri veya menopozda kanamadır. Kanama düzensizlikleri ve menopozda kanama. Yani burada adet düzensizliğini kastetmiyoruz. Sadece adet... Aslında onu da kastediyoruz ama menopoza yakın yaşlarda düzensiz uzun kanamalar, akıntı tarzında kanamalar da bir rahim içi astar dokusunun rahim kanserinin belirtisi olabilir. Menopoz yaşındaki bayanlarda, menopozdan kısa bir süre önce onu sıkça görüyorum, yine benim adetim oldu şeklinde veya kanlı akıntıya hiç dikkat etmeme şeklinde, hiç bir prim vermeme şeklinde bir yaklaşım var. Menopoz 6 ay adet görmeme anlamına gelir. 6 ay adet görmedikten sonra oluşan her tür kanamada veya kanlı akıntıda doktora gitmek çok çok biz önemli. Biz rahim kanserinden aslında biraz şüphelenmemiz gerekiyor, evet, galiba, değil mi hocam? Yani çok önemli. Neden? Biz buna dikkat etmezsek başka semptomlar araya girene kadar veya kanama artık çok belirginleşene kadar beklersek ne olur? Rahim kanserlerinde çok ilginç az sayıda istatistik var. Tanı koyduktan sonra yapılan ameliyatlar veya şikayetler, bu kanama şikayetlerinin ortaya çıkmasından sonra ameliyata kadar geçen süre ne kadar uzarsa yaşam beklentimiz o kadar düşüyor. Dolayısıyla erken teşhis çok önemli. Rahim kanserinde de çok önemli. Hocam rahim kanseri o zaman zaten çok genç yaşlarda karşılaşılan bir kanser türü değil. Menopoza yakın diyorsunuz. Yani menopoza yakın yaşlarda veya menopozda görülür daha çok. Hocam peki en erken kaç yaşında karşılaştınız vaka rahim kanseri? 35 yaşlarında da gördük ama çoğunlukla 40'tan sonra. Ve menopozdan sonra, artık 50'den sonra ve en tepe yaptığı yaş 60 yaş civarıdır. Burada yaş bir indikatör olarak görülmemeli. Daha çok ne yapalım, kimlerde daha sık görülür ona bakarsak orada bir şeyler yapabiliriz belki. Rahim kanseri neden oluşur? Östrojen etkisiyle oluşur. Fazla östrojenden oluşur. Bunun oluşması için ne gibi koşullar var diye bir bakarsak aşırı kilo fazla östrojen manasına gelir. Çünkü yağ dokusu da bir endokrin organdır. Orada östrojen yapılır. Aşırı kilo, diyabet, tansiyon hastalarında rahim kanseri riski yüksektir. Aşırı kilo, diyabet ve tansiyon hastası olan kadınlarda rahim kanseri riskinin yüksek olduğunu bir kere. Onun dışında etkileyemeyeceğimiz başka koşullar var. Erken adet görme, geç menopoza girme. Burada da yine östrojenin uzun süre etkisi ortaya çıkıyor, manası ortaya çıkıyor. Bir tane daha bir koşul var. Onu da daha sonra daha geniş inceleyebiliriz. Doğurganlık önemli bir faktör. Doğurganlık yoluyla östrojen, yani ne kadar çok çocuk doğurursa bir hanım o kadar östrojeni baskılamış ve gestajenleri öne çıkartmış oluyor. Bunun da koruyucu bir etkisi var. Doğurganlık, yani doğurmayan hanımların rahim kanserinden hastalanma riski diğerlerine göre %40 daha fazla veya doğuranlarda %40 daha düşük şeklinde tanımlayabiliriz. Bu çok önemli bir faktör. Bunu düşünebiliriz. Hocam, hani çok çocuk veya doğurmuş olmak. Çok çocuk ya da doğurmuş olma, kadın yani kanserlerinden çok da korunmak değil ama için 1-3 arası demek istiyorum. Rahim kanserinden korunmak için özellikle vurguluyorsunuz bunun koruyucu etkisini. Hocam, bu östrojen seviyesi şimdi kilolu kadınlarda bir tane daha söylemiştiniz ki diyabet şeker hastalığı. Hocam, östrojenle bunlar arasındaki ilişki, yani nasıl östrojeni arttırıyor? Yine şeker hastalığından kilonun yüksek olduğunu çıkarabiliriz. Yani şeker hastalığı çoğu kez yüksek kilolu kişilerde olur. Yine orada kiloyla bir bağıntı vardır diyebiliriz. Tansiyon da aynı şekilde. Bunlar aslında aşırı kilonun yan ürünleri veya diyabet aşırı kilonun sebebi gibi düşünülebilir. Ya da birbirinin sebebi. Bu vakalarda daha çok. Bir de tabii genetik bir bağlantı var. Burada bildiğimiz genetik bir bağlantı var. Ailede rahim kanseri olan kişilerde, kolon kanseri olan kişilerde, meme kanseri veya yumurtalık kanseri, bunlarda da rahim kanseri riski daha yüksektir. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız ama
erken tanı için şey yapabiliriz, değiştiremeyiz genetik mirasımızı. Ama düzenli kontrollere gitmek, bu semptomlar esnasında sebebiyle derhal doktora başvurmak çok önemli yapabileceğimiz şeylerden bir tanesidir. Rahim kanserinde gene erken düzenli kontrol için gene bir jinekolojik muayene ve belki ultrasonla değil mi hocam? Evet, jinekolojik muayene ve ultrason yoluyla ve şüpheli durumlarda rahim içinden bile hücre örneği alınabilir. Yalnız bu düzensiz kanamalar, menopoza giderken oluşan düzensiz kanamalar veya menopozdaki kanamalar sebebiyle aynı simüre benzer bizim oradan hücre almamız gerekir. Bu da ancak narkoz altında rahim içerisine bakarak histeroskopi dediğimiz yöntemle ve fraksiyonel kürtaj dediğimiz normal tıbbi tahliyeye benzer tarzda oranın dokusunu kazınarak örnek alınması yoluyla yapılır. Bu şekilde efendim menopoz içerisinde menopoz yaşı ve daha sonra kanaması olan kadınların 100 tanesinde bunu uygulayarak 5 tanesinde kanser buluyoruz. Bu çok az bir sayı gibi duruyor ama 5 kadının hayatını kurtarmak çok önemli. Onun için kanama halinde buradan örnek alınması, bir kürtaj yapılması çok çok önemlidir. Hocam kanama dışında belirti rahim kanserinde var mıdır? Somut bir şey söyleyebileceğiniz. Rahim kanseri evet içerideki kanseri büyümesi halinde ne olur? Ağrı yapabilir. Çevre dokulara ilerlemesi halinde idrar kesesi, bağırsaklar veya uzak organlara ilerlemesi ama halinde bu organlara dair semptomlar yani oluşabilir. İlerleme durumunda, kanser evet, ilerlemesi halinde. Durumunda onun dışında, bu belirtiler olabilir. Onun dışında, yani erken teşhisteki ön belirtimiz belki kanamadan başka bir şeyimiz yok. Kanamadan başka bir şeyimiz yok. O zaman özellikle menopozlu dönem, menopoz geçtikten sonra olan kanamalar 6 ay demiştiniz. Menopoz 6 ay, menopoz adet demektir, görmemesi 6 ay menopoz yoksa demek. Bundan sonraki süreçte olan kanamalardan evet, kadınların mutlaka şüphelenmesi lazım. Keza öncesindeki kanamalardan evet, da evet, düzensiz. Yani menopozda artık ben çocuklarımı doğurdum, doktora gitmeme gerek yok demek yanlış. Şikayet halinde bunu bildirmek gerekir. Kanama düzensizlikleri veya menopozda kanama çok çok önemli bir faktör. Onun dışında hocam peki tedaviye yaklaşımınız yani menopoz öncesi kadın doğurmak istiyor ama rahim kanseri oldu maalesef ortaya çıktı. Tedaviye yaklaşımda çok şükür orada yaş olarak dediğim gibi menopoza yakın yaşta oluyor. Allah'tan bu çok ender olan bir şey. Bir şey ender görülen bugünün bir şey ama standart tedavisi rahimin alınmasıdır rahim kanserinde. Hı-hı. Rahim ve yumurtalıkların alınması, evreye göre çevredeki karın içerisindeki lenf nodüllerinin alınması da gereklidir. Ayrıca hastalık ilerlemişse ve gerekiyorsa appendiks ve bağırsak üzerinde omentum dediğimiz bir yağ tabakası vardır. Yağlı bir parça vardır. Onun da alınması gerekli olabilir. Şimdi bunların hepsini ayrıca yine kapalı cerrahiyle yapabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Laparoskopik olarak yapabiliyoruz ve hasta çok çok süper bir yaşam kalitesiyle hayatına devam edebiliyor. Erken evrede %100 tedavi mümkün. Şimdi doğurganlığın korunması rahim kanserinde ancak eksperimental yani deneysel olarak yapan birkaç merkez var. Çok erken evrede yüzeyde yakalanırsa bunun alıp doğurganlığa fırsat verilmesi tartışılabilir. Fakat biz bunu standart olarak sunamıyoruz. Dediğim gibi bu doğurgan yaşta, doğurganın arzu edildiği bir yaşta da hemen hemen görülmeyen bir hastalık. Onun için bu aktüel bir konu değil. Fazla. Daha çok o mesela yumurtalıklarda görülen borderline yani kanser gibi görünüyor ama kanser değil. Bunlar da veya rahim ağzında erken yaşta görülebilen, doğurganlık arzu edilen yaşta görülebilen kanserlerde bir konudur. Tedavi etmek ama doğurganlığı korumak. Bir de meme kanserleri gibi başka kanserlerde arkadan gelecek kemoterapi veya ışın tedavisi gibi şeylerden etkilenerek yumurtalık fonksiyonunu yitirebilecek hanımlarda bir konudur. Doğurganlığı korumak için ne yapabiliriz? Bunlar önemli konular tabii ki. Konuyu dağıtmamak için ben kesiyorum hocam, ama bu da gireriz sonra tamam bu konuya. Tamam hocam. Peki biz koruyucu olarak neler yapacağız? Şimdi bizim yani rahim ağzı kanseri için bizim yaptığımız aslında tek koruyucu teşhis açısından simir testi dedik. Rahim ağzı kanserine gelecek olursak tekrar. Koruyuculuk için kadınlar hayatlarında nelere dikkat etmeliler? Dediğim gibi tekrar bunun üzerinden düzenli bir kontrol, geçelim isterseniz. Şikayet olmaksızın düzenli kontrollere gitmek. Tabii akıntı vesaire halinde zaten gitmeleri gerekir. Menopoza yakın menopoz sonrası hanımlarda kanama düzensizlikleri veya menopozda kanama halinde muhakkak doktora başvurmak çok çok önemli. Tabii her kanama da kanser değildir. Birçok başka sebebi var. Konuyu dağıtmamak için oralara girmiyorum tamam, ama en önemli sebebi kanseri erken yakalamak tabii ki. Başka cinsel ilişki partner sayısının stabil kalması, aile yaşantının stabil olması, tek eşlilik evet HPV'den korunma açısından faydalıdır. Bunun dışında korunarak cinsel ilişki, prezervatifle ilişkiyi kastediyorum. Bunun da bir ölçüye kadar faydası olduğunu, diğer enfeksiyonlar, HIV gibi enfeksiyonlardan da korunmak açısından faydası olduğunu söylemeye de gerek yok. Bu da önemli. En önemlisi düzenli kontrollere gitmek. Burada hekim arkadaşlarımız hastayı diğer ayrıntılar konusunda da bilinçlendirecektir.
rahim ağzı kanserinde hocam detayları söylediniz. Tekrar bir rahim kanserine gelecek olursak erken kanamaları, hani toparlamaya çalışıyorum. Evet, evet. Erken menopoz sonrası kanamalar mutlaka rahim ağzı kanseri şüphesini rahim kanseri şüphesini uyandırıp doktora gidilmesi gereken durumlar. Bir de başka bilinçli olmamız gereken şey, ailede kanser riski varsa, hani ailede böyle vakalar varsa ve genetik bir bağıntı bulunabiliyorsa, bu rahim için de geçerli, mesela yumurtalık kanserler için de geçerli. Bu genetik bağıntının bulunması halinde de koruyucu önlemler alınabilir hocam, tabii biraz ki. Biraz daha kadınlarımız geçmişe göre bilinçlendi mi? Ne görüyorsunuz hastalarınızda? Evet, yer erken yer teşhiste. Daha bilinçli olduklarını, hı-hı, hatta gereğinden daha sık gittiklerini söyleyebiliriz. Gereğinden daha bilinçli, daha sık kontrole geliyorlar galiba. Bu iyi. Galiba. Bu HIV, human papillomavirüs testi biraz tartışmalı bir konudur. Onun daha sık, gereğinden sık uygulandığı vakalarla karşılaşıyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Onun dışında genelde bilinçli, fakat bir problemimiz var Türkiye'de. Karşılıklı bir güvensizlik herhalde var. Ben mesleki yaşantımın 20'den fazla senesini yurt dışında geçirdiğim için bunu hep böyle tartışmalarda dile getiririm. Bir doktora gidip ikincinin, üçüncünün fikrini almadan birincinin fikrini ciddiye almama gibi bir sorunumuz da var. Yani bu yüzden gereğinden çok doktor ziyaretleri var tabii ki. Böyle bir olay var. Hocam biraz da hassas konular olunca rahim ağzı kanseri ama herhalde. Ama bunu engellemek üzere bir kampanya başlatmaya gerek yok. Bu daha iyi. Hiç olmazsa bu şekilde doğruyu bulma olasılıkları artmış olur. En azından hocam ufak da olsa hata paylarını ya da görüş farklılıklarının önüne herhalde geçmiyor. Burada neyi vurgulayabiliriz? Standart tedaviler. Bir kanser bulundu. Allah korusun. Ameliyattan bahsediyor. Burada tabii ki birkaç fikir alınacak. Hı hı. Burada kanser değil, miyom tedavisi de diğer bütün konularda da ben ameliyat olacağım. Bunun vücuda daha az veren ve az zarar veren bir formu yok mu? Yani bir normal açık cerrahiyle mi olmak zorundayım? Laparoskopi, yani kapalı cerrahiyle, bunu minimal cerrahiyle bunu halledebilir miyiz diye hastanın kendisinin sorması iyi olur diye bir mesaj da vermek isterim. Evet hocam, hastalarımız da bilinçlendi. Medyanın da bunda çok etkisi var herhalde. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bugün rahim ve rahim ağzı kanserleri hakkında toplumu bilinçlendirmiş olduk. Doçent Doktor Gürkan Arıkan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim Asma Hanım. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın.